Sevgili seyirciler, efendim öncelikle masadan başlamak istedi yarışmacımız. O yüzden şu anda salondayız. 3-2-1 dinci süremi başlatacağım. Ve yarışmacımız kendi tarzıyla nasıl masa kuracak görelim. 3-2-1. Evet, haydi bakalım. Sunuma ben çok önem veriyorum. Cansu'dan da dış görünüş olarak, hani kıyafet olarak baktığımda insanları biraz ona göre yargılarım. Bence sunumunu da güzel yapacak. Çünkü kendine bakan bir bayan. Onu ben onda gördüm yani. Güzel bir masa bekliyorum. Beklentim yüksek. İnşallah gördüğümde böyle bir hayal kırıklığı yaşamam. Benim için masa düzeni çok önemlidir. Çatalların, kaşıkların nerede olduğu çok önemlidir. Temiz olmaları çok önemlidir. Renk uyumu da çok önemlidir benim için masada. Mesela seçilen çiçeğin anlamı da önemlidir benim için. Çünkü sonuçta bir davet yemeğine gül koyarsak o zaman olmaz. Tamam, gidelim mi? Tuzluğumuzu da koyduk efendim. Evet, bir sofrayı daha bitirdiğimize göre mutfağa geçebiliriz. Evet, buyurun. Bak 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 bak, şova bak. Siyah eldiveni giydi, kendini şef zannetti. Evet, şimdi mutfağımıza geldik. Hadi bakalım, asıl iş burası. Neyden başlıyoruz? İlk olarak tatlımıza başlıyoruz Kadir. Tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz, kaynatıyoruz. Onu soğumaya bırakıyoruz, ardından tatlımızı yapıp fırına atıyoruz. Tamam, 3-2-1 süren zaten devam ediyor. Tatlımız ne tatlısıydı? Hile tatlısı efendim. Biraz şekerpareye benziyor değil mi bu? Benziyor ama lezzeti hiçbir şeye benziyor. Hadi bakalım. 14 yıldır evliyim, şekerpare yaparım, cevizpare yaparım. Ama hile tatlısı okula önüme çıkmasına rağmen bir kere olsun yapmak istemedim. Çünkü çok basit bir tatlı. Daha güzel bir tatlı yapabilirdi bence. Malzemeleri de alayım ben. Kadir'cim, malzemelerin ölçüsünü de söyle ki hanımefendi ona göre yapsın. Sürekli yapıyordur diye düşünüyorum evet, bu tatlıyı. Evet, ben yapıyorum. Bir paket vanilya, kabartma tozu. Neymiş? Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı sıvı yağ. O da burada. Her şeyin bir malzeme orada, bir malzeme orada. Su, limon, un. Kadir, bir de irmik, limon suyu alacağım senden. Kabartma tozu, fıstık. Benden ne istiyorsun? Limon suyu. Limon suyu, limon şey, suyu. Şey, limonun hemen içine sıkacağım yani. Limon istiyorum. Hele bir kaynayaydı, şerbet şimdi mi sıkacağım? Evet, şerbetin içine direkt diri diri koyacağım Kadir. Direkt diri diri koyacaksın. Evet. Bu çok herhalde, o zaman değil mi? Az bir şey keseyim ben bunu. Ha, genelde sıkarlar ama al, attım içine şimdi de. Limon atmıyoruz Kadir. Bu suyunu sıkıyoruz. Hanımefendi dedi ki limonu sıkacağım ama baştan soğuktan sıkacağım dedi. Evet, soğuktan sıkacağım dedi. Diri diri içine atacağım dedi. Tamam, al şimdi kamera kaydını geri çalıştırmayın. Limon suyu. Limon suyu, limon şey, suyu. Şey, limonun hemen içine sıkacağım yani. Limon istiyorum. Hele bir kaynayaydı şerbet, şimdi mi sıkacağım? Evet, şerbetin içine direkt diri diri koyacağım Kadir. Attım içine. Okey. Bunun içinde başka ne var? Fıstık tozu da var bunun içinde. Fıstıklı hilal tatlısının içinde fıstıklar var. Ağzımızda dağılacak mı bilmiyorum. Eğer lezzetli olursa iyi bir puan veririm. Hilal tatlımızın malzemeleri bir adet yumurta, bir kase yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, bir su bardağı irmik. Biraz geleneksel bir tatlı bekliyordum ondan. Ne bileyim, bir baklava gibi. Çünkü her şeyi çok böyle kolay seçmiş. Arkadan böyle ağır bir tatlı bekliyordum. Bir el açması bir şey bekliyordum açıkçası. Kadir'cim. Şu masayı bir al. Kadir'cim, bir tane de şuradan meyve bıçağı rica edebilir miyim senden? Vereyim. Ah. Üstünü fıstıklayacaksınız. Evet. Yani şimdi karnımız doyacak ama göz zevkimizin de doyması gerekiyor. Aslında hile tatlısı güzel bir tatlı ama şerbeti bakımından kaynamayan bir şerbeti olduğu için çok riskli. Yani şerbet açısından riskli bir tatlı değil. Onda da yine aynı lezzeti, daha önce tattığım, yediğim lezzeti bulabilecek miyim? Onlara dikkat edeceğim. Kadir ara sıcağımız tavuklu rulo patatesi tavuklarını küp küp kesiyor. Cansu Hanım da hile tatlılarını tepsiye diziyor. Bu tavukları koyuyorum tavaya. Soğanları doğrayalım Kadir önce. Evet, önce soğanları. O aslında içerisi için acele etmeye gerek yok. Biz şeyi yapalım, bak, dış harcını yapalım önce çünkü o da fırınlanacak. Şimdi şu pazara giden kızı ben bulsam bak. Bak kızım. Bakın hiç malzeme ziyan etmedi. Bütün malzemeleri görüyor musun? Buldum. Görüyor musun kızım? Sen kör müsün kızım ha? Sen hiç eve annen seni pazara yollamıyor mu? Şu soğan alınır mı? Bak baş yermiş bu. Bunun başını kestim de yarıdan çoğu filiz zaten. Bak bunu da aynı almış. Bak Allah'ını seversen. Görüyor musun ortasını? Bak rengi geçmiş. Allah kahretmesin sizi. Sizin gittiğiniz yerde herifin vay haline, adamın ocağını söndürürsünüz. Ne oluyor biliyor musun? Bu hep kabuk soğan oluyor işte. Ondan sonra adam size alsın, adamın ocağına incir ağacı dikin. Çorbadan sonra birden tavuklu bir yemeğe geçmiş. İçi tavuklu, dışı patatesli falan. Bana biraz ağır geldi açıkçası ara sıcağı. Tavamız da ısındı. Şunun yağı iyi mi? Ama onu sonra yapsak Kadir. Sosunu sonra yapalım. Şimdi soğanı önce kavurmayacağız mı şimdi? Önce dış harcını yapalım ki pisse. Tavuk da pisse kenarda beklese olmaz mı? Ama lezzeti kaçar Kadir. Aa, ilk defa duydum. Hamurunu ki sönsün. Lezzeti kaçar ama sıcak sıcak içine dürüm atacağım. Sana söyleyeyim de. Tamam o zaman Kadir, oradan devam edelim. Vakit dar çünkü onun için dedim ben. Tamam. Nevin Hanım bakın sizin için ne demiş. Cansu zorlu bir rakip gibi görünüyor şu an için. Yapacağından eminim. Şu an için izlenimim ondan, kendime rakip olarak görebiliyorum kendisini. Ben kendimi zaten ilk başta kanıtladım. Kim bu? Nevin Hanım. Belki de iyileri oynuyor, ne bileceksiniz. Şahsen ben böyle konuşmasına
şaşırdım. Sen çünkü fesatlığa alışmışsın o yüzden. İyi bir şey duydun mu altında makap işi arıyorsun. Aşk olsun Kadir. Kız bu adamın öyle bir huyu var, ne yapayım? Aa, günahımı alıyorsun Kadir. Hadi sen biberlerini doğra. Al bakalım biberlerimizi. Evet, kızgın yağımıza cos. Evet, kırmızı biberlerimizi de rica edeyim. Şimdi de kapı biberlerimizi doğruyoruz. Bunlar tavuklu patates rulo için. Evet. Sen de rendele patateslerini. Çiğdem Hanım'ın yorumunu bir duysanız. Canlısının menüsünü basit buldum. Bırak 2 saati, ben 1 saatte çıkarım o menü hepsini. Yapsın görelim. Hodri meydan. Yapabiliyorsa buyursun. O şu ana kadar hiç mümkün olmadı. Kimseye al bu menüyü o zaman 1 saatte yap diyemedik yani. Bir gün diyeceğim bakalım ne olacak. Bir gün yarışmacı çağır mı o zaman? Bir günü sadece düelloya ayıralım. Mantıklı. Düşün sezon bitmeden bu işi. Yapalım Kadir, olabilir bence. Kırmızı biberlerimizi de doğruyorum. Güzel. Bunlar patatesin içine girecek. Tatlı yumurta mu? Aa, tatlı güzel kabarmış. Aa, mandalinalar büyümüş. Portakal. Şu ana kadar 31 dakikamız geçti. Masamız hazır, tatlımız pişmek üzere. Şerbeti de hazır. İyi gidiyoruz valla. Bence iyi. Bence de iyi. Az kaldı. Ana yemekteki etin sosu var. Yapacağım soslu hemen şu anda, evet. Onları mühürleyeceğim. Mühürleyip fırına atarsa daha güzel olur tadı. Ama mühürlemeden fırına atarsa bilemiyorum. Tamam, atayım mı kırmızı biberleri? Evet kardeş, sana zahmet. Tavukları da atarsan. Sen bunun altını kıstın mı? Evet, puanlar yanıyordu. Altını bir tık açayım da şunlar iyice. Ocak varken neden tüpte yapıyorsun? Bu daha ağırlı yakıyordu o yüzden. Tamam, bu burada iyice kalmasın, en son atacağım. Ne oldu? Ha, peçete misin? Hanımefendi elini alnına sürdü de biraz önce de eldiven değiştirdi. Şimdi de patatesleri eliyle tutuyor. Elimin lezzeti geçsin. Hamaratlık yarışmasında lezzet de önemli. Sonuçta Cansu Hanım, biz buraya niye geldik? İddialıyız, kazanmaya geldik. 50 bin lira için geldik efendim. Kızım için geldim kızım. Kız sen bu tatlının antep fıstığını koymadın ya. Antep fıstığı serviste. Serviste. Peki efendim, fıstığımızı kenara alıyoruz. Biberlerimiz kavrulurken birazdan tavuklarımızla birleşecekler. Patatesleri sıkacağız, sonra kızartacağız. Bana tekrar bir soğan doğrayabilir misin? Çok küçük bir müsaade istiyorum. Yine soğan doğrayacağım mecburen. Kendinize iyi bakın. Birazdan soğandan sonra detaylı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Ayrılmaz ikili Kadir İzildi ve soğan yine sahnede. Maşallah yine inci tanesi gibi doğruyor. Ara sıcağında iç harcı pişiyor. Hiç bence fırına atmasına da gerek yok. Direkt patatesi tavuğun içine rendelesin, tavada kızartıp versin önümüze. Basit bir yemek. Tavuklu rulo patateste patatesi sıkmış mı? Suyunu iyice almış mı? Çünkü onu rendeliyoruz ve onun suyunun sıkılması gerekiyor. Hani patates ağzımda nasıl dağılacak mı? Yumuş yumuş mu kalacak? Ona dikkat edeceğim. Güzel olursa güzel bir tam veririm. Hira tatlımız fırından nar gibi çıkıyor. Hamuru güzel kabaran ve şahane görünen tatlımız şerbetiyle buluşuyor. Hira tatlısını hiç denemedim. İlk kez deneyeceğim. Videolarını falan çok izlemiştim ama deneme fırsatım olmamıştı. Lezzeti konusunda kafamda soru işaretleri var bilmediğim için. Umarım el lezzeti güzeldir. Tatlıda da bunu alırım. Kadir maydanozları ara sıcağımız tavuklu rulo patates için doğruyor. Ve patates rulomuzun malzemeleri karıştırılıyor. Evet, mantar soyuyorum çünkü mantarlı pilav yapacağız. Acaba mantarlı pilavın tadı nasıl oluyor merak ediyorum. Muhteşem çünkü hiç yemedim Kadir, muhteşem. Mantarlı pilav hani pirinç pilavı dememiş mesela, bulgur pilavı da dememiş. İkisini de severim. Güzel olursa puanı ona göre de veririm hani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.